Aynı sabahlar. Haklarında verilen hukuksuz ceza süresini tamamladıktan sonra pasaport olarak yasal yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlerin de bu pasaport haklarının keyfi şekilde engellendiğini daha önceki yayınlarımızdan birinde konu etmiştik. Sonrasında benzer durumda olan bir mağdurun mahkemeye açtığı dava ve mahkemeden aldığı karar elimize geçti. O kararı paylaşmak istiyoruz bu yayında. Kararda girişinde deniyor ki olayı özetleme ve başvurunun niteliğini özetleme babında davacı tarafından pasaportuna konulan idari tahdidin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu, malum örgüt üyeliği nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, denetimli serbestlikle tahliye edildiği, denetimli serbestlik süresinin sona erdiği ileri sürülerek bu tahdidin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir. Bu tahdidi koyan idarenin savunması var, kısaca o da aktarılmış ve sonra karara geçilmiş. Kararda deniyor ki, karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası yürütmenin durdurulması talebi yönünden incelendikten sonra işin gereği görüşüldü. Davacı tarafından pasaportuna konulan idari tahdidin kaldırılması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında Danıştay veya idari mahkemeler idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarından birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler hükmüne yer verilmiştir. Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlığını taşıyan 13. maddesinde temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçünlük ilkesine aykırı olamaz. Yine anayasanın 17. maddesinde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 27. maddesinde herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 23. maddesinde herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak, seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve koşturma sebebiyle ve suç işlemesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 41. maddesinde de anayasanın her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça anne ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir hükümlerini amirdir. Anayasanın bu temel haklarla ilgili maddelerini sıraladıktan sonra karar devam ediyor. 5682 sayılı pasaport kanununun pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller başlıklı 22. maddesinde yurt dışına çıkmaları mahkemelerce yasaklananlara memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilenlere ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen yurt dışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşlarıyla vakıf, dernek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikası verilmez. Ancak bunların da hepsinin masaya yatırılması ve düzeltilmesi lazım, onu ifade etmiş olalım bu vesileyle.
Ancak yabancı memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalanlara. Zaruri hallerde İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Başbakan'ın onayı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebilir. Hükmüne yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından pasaportuna konulan idari tahtidin kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bakılan davada, davacı hakkında konulan pasaport tahtidinin gerekçesine bakıldığında, davacı hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmaların gerekçe gösterilerek davacı hakkında genel güvenlik bakımından mahsur bulunduğunun değerlendirildiği görülmektedir. Tahtidi koyan makamlar böyle bir gerekçeye dayanıyorlar. Öte yandan, davacı hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında davacı hakkında ceza muhakemeleri kanununa göre adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının talep edilebileceği açıktır. Bu durumda davacı hakkında yürütülen adli soruşturma ve kovuşturmalar bulunduğu hususunun tek başına genel güvenlik bakımından mahsurlu bulunması hususu için yeterli olmayacağı hakkında soruşturma ve kovuşturma olması tek başına genel güvenlik bakımından bir mahsur teşkil etmiyor. Mahkemenin yorumu bu. Bir başka deyişle adli soruşturma ve kovuşturmalar gerekçe gösterilecekse o zaman 5682 sayılı kanun uyarınca ancak mahkemelerce yasaklama kararı verilebileceği, adli soruşturma ve kovuşturma kapsamında yurt dışı yasağının gerekip gerekmediğinin takdirinin mahkemelerde olduğu açık olup bu kapsamda tesis edilen davalı idare işleminde hukuka uygunluk görülmemiştir. Eğer biri hakkında yurt dışına çıkması uygun değil, kararı verilmesi gerekiyorsa bu kararı verme yetkisine sahip olan sadece mahkemedir. Bakanlık falan değil. Aksine bir yaklaşımın anayasada yer alan yerleşme ve seyahat hürriyetinin ihlali anlamına gelebileceği açıktır. Öte yandan dava konusu işlemin, davacının anayasayla güvence altına alınan yerleşme ve seyahat hürriyetine ilişkin olduğu, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararlar oluşabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Mahkemenin kararı bu. İdarenin işte hakkında soruşturma var, kovuşturma var gerekçesine dayanarak pasaport tahtidi hukuka uygun değil. Ve bu işlemin yürürlüğünün durdurulmasına karar veriyor mahkeme. Demek ki hukuk ve yargıdan ümit kesmemek lazım. Hukukun işlemesi için yine yargıyı hukuk yönünde kararlar verme noktasında değerlendirmeye devam etmek lazım. Bu hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım. Bu tarz davalar, bu tarz başvurular yargının hukuka uygun kararlar vermesi için de birer vesile haline gelebiliyor. Bu da bu aktarmış olduğumuz kararda bunun örneklerinden biri. Kendi açtığımız davalarla ilgili sonuçları ki yayınlarımızda paylaştık. Onlar da diğer örnekler. Onun için hukuk mücadelesine her hal ve şartta yine devam etmek gerekiyor diyerek yayınımızı tamamlayalım.